Merhabalar sevgili Sanayi TV izleyicileri. Sanayi Gazetesi'nin bu haftaki gündemiyle karşınızdayım. Yine yoğun geçen bir gündemi arkamızda bıraktığımızı söyleyebilirim. Bakalım Sanayi Gazetesi olarak biz manşette neyi işlemişiz? Sanayiciler tehdit altında. Tehlikenin farkında mısınız diye sormuşuz. Dijital çağın yeni hırsızları olan bilgisayar korsanları Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı sanayicilerin verilerini çalarak şantaj yapmaya kalkıştı. Uzmanlar sanayicileri siber saldırılara karşı güvenlik konusunda uyarıyor. Sırada siz olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere geçen hafta web sitesi üzerinden anlık olarak haber girişi sağlamaya çalıştık. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı firmaların verileri bilgisayar korsanlarının eline geçti. Korsanlar daha sonrasında sanayicilere ulaşarak onlara aslında bir nevi demeyeyim direkt olarak şantaj teklifinde bulundu. Yani işin özü paranı ver bilgini al kıvamına geldi artık işler. Fakat sanayicilerden olumlu bir yanıt alamadılar öyle söyleyeyim. Siber suçlarla mücadele ekipleri konuyla ilgileniyor. Soruşturma da halen daha sürüyor. Biz de bunun hakkında hem Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek'e sorduk. Hem de Proser Yazılım Bilişim Uzmanı Fatih Genç'ten görüş aldık. Oldukça detaylı bir haber. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Sadece organize sanayi bölgesi alanında değil aslında tüm hayatımızın içinde siber güvenlik problemi var. Yeni çağın saldırı yöntemi aslında siber güvenlik. O konuda dikkatli olmamız gerektiğini işaret eden oldukça iyi bir haber. 500 sanayici Batman'a yatırım için sırada bekliyor. Sanayi potansiyelini arttıracak hamle. Batman Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken yapılacak yeni yatırımlarla birlikte bölgenin önemli bir merkezi haline gelmeye hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in yaptığı ziyaretlerde 500 sanayi yatırımcısının sırada beklediği kentte yeni atılımlar gerçekleştiriliyor. Batman'ın bölgede üretim üssü haline gelmesi amaçlanıyor. Aslında organize sanayi bölgelerinin bir diğer amacı da sanayiyi Anadolu'ya komple yaymaktı. Çünkü bir organize sanayi bölgesini kurduğunuz kent yerel halkı da büyük ölçüde kalkındırıyordu. Burada da Batman'ın oldukça büyük bir potansiyeli var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kendisi ziyarette bulundu Batman'a ve 500 yatırımcının sırada beklediğini ifade etti. Ki muhtemelen bu sayı biz konuşurken daha artıyordur. Çünkü Batman'ın gerçekten yüksek bir potansiyeli var. Bunu da detaylı olarak işlediğimiz haberimizdi. Batman Organize Sanayi Bölgesi Zeynep Akballe'de röportajımız haberin içerisinde yer alıyor. Okumanız dileğiyle diyelim ve gelelim Nasıl Başardı serimizin ikincisine. Çıraklıktan Sanayi İmparatorluğuna. Ölçerler Tekstil. Sanayi TV'de başlayan Türkiye'nin üreten gücüne güç katanların hikayesi Nasıl Başardı? İkinci bölümünde Ölçerler Tekstil kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Süleyman Ölçer'i ağırladı. Babasının zamansız ayrılığı sebebiyle eğitimine ara veren Ölçer'in ilk gençlik yıllarından bugüne uzanan yolculuğunu kendi perspektifinden şahitlik ediyoruz. Süleyman Ölçer oldukça üretken bir insan. Hem videosu Sanayi TV'de var. İzleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hem de gazetede hikayeleştirilmiş bir biçimde okuyabilirsiniz diyelim. Ve daha fazla detay vermeden geçelim. Teknoparklar ihracata yön veriyor. Türkiye'de yer alan teknoparklardaki ihracat rakamı 10 milyar dolara ulaştı. Ve bu rakam giderek artmaya da devam ediyor. Teknopark bünyesindeki şirketlere verilen teşviklerle Türk unicornların sayısı artırılacak demişiz. Geçtiğimiz haftalarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklamıştı. Teknoparkların önemini, gelecek çağa ulaşmak için unicornların önemine. Editör arkadaşımız Fırat Çelik de haberin detaylarına inmek üzere Ostim Teknopark Genel Müdürü Derya Çağlar'la bir röportaj gerçekleştirdi. Okumanızı tavsiye ederiz yine. Sanayi Gazetesi'nde yer alan değerli içeriklerden bir tanesi. Türk Hava Gücü'nde altın anahtar Kaan demişiz. Türk Hava Kuvvetleri'nin son yıllarda yeni savaş uçaklarına ihtiyaç duyması Türkiye'yi yeni alternatifler aramaya zorluyor. Siyasi anlaşmazlıklar, bölgesel tehditler ve uygulanan ambargolar Türkiye'yi çıkmaza sokarken milli muharip uçak Kaan'a duyulan önem giderek artıyor. Son dönemin artık sükse yapmış mı desek daha doğru olur bilemiyorum. Her siyasi anlaşmazlığın temel maddelerinden birisi bu. Türkiye F-35'i alacak mı ya da Almanya'dan Eurofighter mı alacak gibi sürekli olarak gündemi meşgul ediyor aslında bu konuşmalar. Sona doğru yaklaştığını belirtelim. Kaan hakkında tüm detayları haberin içinde bulabilirsiniz diyelim ve geçelim. Evet, orta sayfamızda manşetimizin devamı niteliğinde iki sayfa siber saldırılara karşı yapılması gerekenler ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşen saldırı yer alıyor. Evet, enerji sayfamızda bu hafta çevre borcumuzu Türkiye Yeşil Fonu ile ödeyeceğiz başlıklı haberimiz yer alıyor. Yeşil ve yenilikçi dönüşüm firmalarına öz kaynak finansmanı sağlamak amacı ile Türkiye Yeşil Fonu kurulacak. Dünya Bankası'nın bu noktada sağladığı 155 milyon dolarlık kredi desteği kaldıraç olarak kullanılacak. Yine geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamıştı Türkiye Yeşil Fonu'nu. Girişimcilere ve sanayicilere özel olarak ayrılacak bu fonu. Editör arkadaşımız Ceylan Köseoğlu da iki röportajı
röportaja yer verdi burada. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Osman Yıldırım ve Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Tunağan Ergin yer aldı haberin içerisinde. Okumanızı tavsiye ediyoruz diyelim ve geçelim. Evet, iki borsa sayfası çalıştık yine. Halka arzlar hep kazandırıyor mu başlıklı haberimiz. Ve diğer sayfamızda şirket değerlemesi neden önemli haberimiz. Gelelim otomotiv sayfamıza. Elektrikli araç sektörüne Türkiye damga vurdu demişiz. Yerli otomobil camiasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Önce TOK, ardından Amperino ve şimdi de bir grup girişimcinin ürettiği veri. Türkiye'nin elektrikli araç pazarındaki sevindirici haberler neyi işaret ediyor demişiz. Haberin videosu da yakın zamanda yayınlanacak. Videosunu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet, son sayfamızda savunma sanayisinde yeni devrim dönemi. BLC Grup Türkiye'de kompozit teknoloji alanında öncü adımlar atarak savunma sanayine yönelik yenilikçi roket ve rüzgar pervanesi projeleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Aynı zamanda sıradan yöntemlerin ötesinde çevre dostu uygulamalar tercih ediliyor. Gerçekten de savunma sanayinde son dönemde firmaların yaptığı çalışmalar takdire şayan. BLC Grup da bu firmalar arasında yer alıyor diyelim ve gazeteyi kapatalım. Evet, Sanayi Gazetesi'nin bu haftalık gündeminin sonuna geldik. Eğer sizler de Sanayi Gazetesi'ndeki haberlerin detaylarına erişmek ve okumak isterseniz ekran üzerinde yer alan numara üzerinden abone olabilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.